Evet arkadaşlar, derslere devam ediyoruz. Nerede kaldık? Kuzey Aslan, yani 5. eve giden Kuzey Düğüm, Güney Düğüm tabii 11 oluyor. Kuzey Aslansa Güney nedir? Kovadır. Önce izleyicilerden gelen sorular. Berna bazen işte sosyal medyadan, işte YouTube'dan falan bakıyor, bir şeyler var hocam işte. Ben de cevap vermeye çalışıyorum. Bu Vedik Batı sistemi arkadaşlar, onu ben size söyleyeyim. Şöyle düşünmeniz lazım. Şurayı da bir sileyim bakayım. Ne oldu? Efkarlanmış mı? Puslu mu? Görüntü. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi insanın bir sağ lobu var, bir de sol lobu var. Öyle düşünün. Hani Vedik daha doğu sistemi. Hani böyle beynin sağ lobu gibi. Batı da sol lobu gibi. Arada da bir corpus callosum var. Ben Anadolu coğrafyasına ne diyorum homoglobus'ta? Burası corpus callosum gibi. Yani işte dünyanın doğusunda ülkeler var, batısında ülkeler var. O corpus callosum'da ne yapıyor? Sağ ve sol lob arasında bir koordinasyon sağlıyor. Tabii doğu toplumları daha hayalperest, matematikten uzak, sol loblu değiller maalesef. Batı tabii teknolojide ilerledi gitti. Ben tabii seanslarımda hem Batı sistemine göre hem de Vedik sisteme göre iki ayrı harita çıkartıp analiz yapıyorum. Bana göre birisi diğerinden üstün olmadığı gibi tek başına mutlak doğru da yok. Hani o doğru, bu yanlış, onun da eksikleri var, bunun da eksikleri var. İkisi ne yapıyor? Tek bir şey ediyor. Öyle düşünün. Burada bir de arkadaşlardan biri işte hocam, ya Neptün'ün önceki transitinde balıktayken işte sanatta edebiyatta mesafe almıştık. Arkadaşlar şu an biz kova çağındayız. O zaman balık çağındaydık ve Neptün balıktan geçiyordu. Şu an Uranüs'ün çağındayız. Kova çağındayız ve kova çağında Neptün balıktan geçiyor. Zaten olaya öyle bakarsanız şu an her şey mühendislik. Önünüzdeki tabletler, elinizdeki telefonlar ya da etrafınızda gördüğünüz teknolojiye ait her şey aslında bir sanat eseri. Bu da bir sanat eseri. Ama günümüzün sanatçıları tabii mühendisler. Sağ lobla dizayn ediyorlar. Hiç olmayan şeyleri çıkartıp sol lobdaki o matematik akılla da elinize veriyorlar. Elinize ne verdiler? İşte telefonları verdiler. Hazreti Google'u verdiler. İşte Facebook'u, Instagram'ı, YouTube'u. Yani bunlar sanat eseri değil de ne? Herkes tabii Van Gogh ya da işte Picasso tablosu ya da Beethoven, Mozart filan, artık o işleri robotlar, yapay zekalar yapacak. Tabii bazıları açısından soğuk bir çağdayız. O kesin. Yani buz gibi aslında. O tabii Neptün'ün Venüs'ün üst oktavı olması hasebiyle yaşadığımız o duygular, onları artık ne yapıyoruz? Elveda diyoruz. Yerine tabii Uranüs'ü koyuyoruz. Uranüs de Merkür'ün üst oktavı. Merkür akılla, rasyonel olanla ilintilidir. Uranüs bunun da üst oktavı. Biraz tabi burada sol lobu geliştiremeyenler sorun yaşayacaklar. İstikbal göklerdedir diyor Mustafa Kemal. 12 yaşında Mustafa Kemal'e üsteğmen ya da yüzbaşı olması lazım. Matematik hocası namı Kemal hayranıdır. Kemal soyadını veriyor. Mustafa Kemal oluyor. O yüzden de tabi siz ilgilenmeyin matematikte onunla bununla. Ondan sonra nasıl bir çağda yaşadığımızı bir süre sonra çok daha iyi anlayacağız. Tarım bile artık teknoloji oldu. Artık her şey teknoloji. Yani teknolojiden uzak bir bireyin ya da ulusun bu yüzyılda özellikle hayatta kalması biraz zor gibi duruyor. Çocuklarınızı ona göre eğitin. Bu tabi kimseyi tabi kendini kandırmayanı aslında kimse kandırmaz. Yani biz kendimizi kandırırız insan olarak. Sonra da başkalarının bizi kandırdığını iddia ederiz. Bu bir Neptünyen yanılsamadır. Söylediğim gibi. Yani yükselenimi tabii Neptün yönettiği için biz buradan tabii kandırılmaya karşı ne yapıyoruz? Aslında bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. İnsan tabii hayalleri olmalı ama bu hayalleri, yani sağ lobdaki hayalleri sol lobdaki o mantık muhakemeyle hayata geçirebilmeli. Bunu yapamadığı zaman tabii hüsran olur. Evet, akrebin kinciliğini sormuş birisi. Arkadaşlar bakın, şimdi burası bir akrep ülkesi, tamam mı? Şimdi mantıken şöyle düşünmeniz lazım. Akrepten bir önceki burca bakın. Nedir o? Terazide. Terazi nedir? İşte bir dengedir. Haktır, hukuktur, adalettir. Demek ki akrebe geldiğinde bir gezegen
Bu Güneş olabilir, Satürn olabilir. Şayet terazide siz bir gezegeni çözümleyemediyseniz, ona adaleti ya da hakkı, hukuku veremediyseniz ya da bir adaletsizlik yaptıysanız, bu tabii Akrep'te hesabı ödenir. Bu coğrafya herkesin birbirine hesaplaştığı bir coğrafya maalesef. Akrepliği yaşıyoruz. İnşallah bundan geçip bir sonraki burca. O da ne oluyor? Yay oluyor. O Jüpiter'in genişliğini, esnekliğini, daha filozofik kıvamdaki bakışını yakalamamız lazım. Ama tabii Jüpiter demek çok iyi tahsil yapmak demek. Yani çok iyi tahsil yapılmadığı sürece, ki Jüpiter darma burçlarının üçüncüsüdür. Yani 1, 5, 9 Mars yani Koç, Güneş yani Aslan yani Ego ve süperego. İşte o süperego Jüpiter'dir, yaydır o. O tabii toplumsal vicdanımız ve bizim kendi tabii bireysel ahlakımızla ilintilidir. Ama tabii Ekim ayı yorumlarında söylüyorum. Bu ülkede zaten herkes ahlaklı. Ben hiç ahlaksız insan görmedim hayatımda. Ama tabii Evren amcanın da başka bir düşüncesi var. O haklı olmak hak kökünden gelir. Hak tanrı demektir. Haklı olmak tanrılı olmak yani. Öyle senin o anayasayla, yok işte hukukla, insani, beşeri açıdan bakarak yarattığın hak ve hukuk başka şey. Rabbim bize tabii vermiş olduğu hak hukuk başka bir şey. O yüzden de hani evrenin yasalarına ne yapmalı? Biat etmeli. Kediler. Ya tabii insanın kedisi olabilir. Hani Mart'ta doğar, Nisan'da doğar, Mayıs'ta, Haziran'da, Eylül'de her ayda bir kedi doğabilir. Kedi tabii neticede sürünün bir varlığı. Neticede hangi burçta doğarsa doğsun miyav yapar. Ülkenin tabii coğrafyasının kendi getirdiği bir haritası var. Biz bu haritanın içinde bir de bireysel bir haritaya sahibiz. İşte orada farkı ortaya koyup kendimizi ayırmamız lazım. Biz kedi değiliz yani. Kediler de tabii burçlarına göre bazen böyle küçük detaylarda farklı davranışlar gösterirler. Çok kedi besledim zamanında. Ama son tahlilde kedi kedidir yani. Kedi kedidir. Trafoya kaçıp sabotaj yapan kediler de var. Eşkıya kedisi, anarşist. Evrenin tabii, hani bazen deriz ya, insan zihninin %10'unu kullanır ya da işte bilim adamları açıklama yapıyor, işte evrenin %10'unu çözdük falan diye. Demek ki geriye kalan %90'ını da biliyorlar ki, sen bir şeyin %10 olduğunu söylediğine göre aslında öbür %90'ın da farkındasındır demektir. Bu çok matematiksel bir şey. Birileri tabii evren üzerine çalışırken biz bu ülkede boş beleş işlerle uğraşıyoruz. Boş beleş adamları dinliyoruz. Aslı yok yaylasında at koşturanları, yok şöyleydi böyleydi. Facia yani orta çağda meleklerin cinsiyetini tartışan Hristiyanlara benziyoruz. Şu an düştüğümüz nokta budur. Umarım çıkarız buradan. Evet, önceki sevgililerine, eşlerine filan tabii iğrenç demeler var bir de bu ülkede. Bu çok akrep bir şey yine bu. Yani negatif tarafı tabii akrebin. Arkadaşlar, hepimizin hayatta bir seviyesi var. O seviye level'a göre yaşam bizi birileriyle match eder, eşleştirir. O yüzden de birisi senin geçmişindeki iğrençse, kusura bakma, sen de iğrençsindir. Ben de böyle düşünüyorum. Bizim de hayatımıza insanlar giriyor çıkıyor, ihanet edenler, yalan söyleyenler, belki hakkımızı maddi ya da manevi olarak gasp edenler. Ama ben olaya öyle bakmam, belki önceki yaşamlardan, belki de kesin, çünkü Tanrı hata yapmayacağına göre demek ki bizim de bir hak edişimiz vardır deyip önümüze bakacağız, yürüyeceğiz. Geçmişimizdekileri kalkıp kötülediğimizde o zaman insanlar şöyle düşünürler. Ya bu insan da demek ki kötüydü ki onunla koyun koyuna yatıyordu. Olaya biraz da böyle bakın. Şu jargondan bir çıkalım. Kim ne yapmış, gelmiş, gitmiş. Bazen hayatta çakralarımızın, bilinç düzeyimizin açılması için bizim dayak yemeye de ihtiyacımız var. Yani şunu kabul edelim ki şimdi Hollandalı'nın bir hayatı var. Hollanda'ya gidip görenler bilir zaten. Bir de Suriyeli'nin bir hayatı var. Şimdi Tanrı bir tane, değil mi? Ha, bir tane olmasına rağmen Hollandalı'ya başka, Suriyeli'ye başka davranıyor. Şimdi Suriyeli kalkıp şöyle diyebilir. Ya bu Tanrı çok kötü bir varlık diyebilir. Hollandalı da diyebilir ki ya ben biraz daha sağlıklı, daha maddi olarak gönenç, refah içinde yaşıyorum. Daha iyi bir hayatım var. O da bu Tanrı adil diyebilir. Tanrı orada bir tane.
Ama bakın birine adil güya öbürüne değil. Demek ki hayatımıza giren kişiler de öyle olabilir. Siz kalkıp birilerinin enerjisini olumlu çekebilirsiniz, olumsuz çekebilirsiniz. Sen Rabbin kötü taraflarını, yani neticede sıfatları içinde biliyorsunuz çok zorlayıcı tarafları da var. Sen o ismiyle muhatap oluyorsan maalesef o ismi hak ediyorsun demektir. Burada sen Tanrı'ya adil değil diyemezsin. Hayatına giren kişiye de, o belki bir kişi ama o birine belki başka davranıyor, sana da başka davranıyor. Olaya öyle bak. İyi tarafı çekmeye çalışın. Hollandalı olun, Suriyeli değil. Burada da Suriyelileri aşağıladım falan çıkmasın. Çünkü bu da benim canımı sıkıyor. Kaç kere videolarda söyledim. Özellikle Afrikalılar için ya da ülkeye gelen Araplar için falan. İnsanları Allah düşürmesin. Sonra kibirli davranıp yukarıdan bakıldığında bir bakarsınız siz de düşmüşsünüz. Bu dünyada kimin düşeceği, nasıl düşeceği hiç belli olmaz. Ne oldum değil, ne olacağım diyeceksiniz. Evet, derse geçiyoruz. Kuzey düğüm aslan. Şimdi kuzey düğüm aslansa güney düğüm nedir? Kovadır. Şimdi burada tabii geliştirilmesi gereken nitelikler açısından bakıldığında biz kuzey aslan olmayı ya da 5. evde kuzey düğümünüz varsa o 5. eve düşüp orada 5. evin niteliklerini öğrenmeye çalışan. Çünkü kuzey düğüm acemidir, öğrenmeye çalışır. Bu hayattaki istikametimizdir. Geçmiş yani güney düğüm Ketu ise bizim bir önceki hayattan getirdiğimiz karmadır ve bizim belirlenişimiz güney düğüme göredir. Seviyesiz bir güney düğümle ya da haritada bir takım gezegenlerin yaşamış olduğu sorunlarla biz ne yaparız? Bir anne babayı hak ederiz. Bu bir hak ediştir. Birilerinin dediği gibi anne babayı seçiyoruz meselesi değildir. Arkadaşlar ruh hiçbir şeyi seçemez. Ruhun deneyimleri vardır. Bu deneyimlerle bir seviye yakalamıştır. O seviyede ancak gidip ilişki kurabilir. Sen kendi seviyenin üstündeki birini yok ben onu istiyorum falan diyerek seçemezsin. Vermezler. Dünyada öyle bir şey var mı? Sen şimdi ortaokulu bitirdikten sonra lise okumadan üniversite sınavına seni alıyorlar mı? Almıyorlar. Rabbim de almıyor. O yüzden de hani insanın tabii cinsiyetini, doğduğu coğrafyayı, hangi ırktan olacağını ya da hangi varlık türü olacağını insanın kendisi belirlemez. Bu kadar. Bu bir kere doğanın yasalarına aykırı. Yani eşek diyor ki ölmüş eşek cennetinde. Ya diyor Rabbim diyor ben bir sonraki hayatımda eşek cennetinde olmak istemiyorum. Nerede olmak istiyorsun? Ya ben İngiliz atı olacağım. 3-5 milyon dolarlık filan. Lordlar, baronlar binecek. Öyle bir şey yok eşek kardeşim. Çalışacaksın, edeceksin. Hak edersen de belki bir sonraki hayatında seni İngiliz atı yapacaklar. Bu kadar basit. Bu kadar basit. O yüzden de hayatımızda yaşadığımız, yani şu an biz yaşıyoruz. Bir bilinç düzeyini arttıralım. Kendi bir seviyemizi yukarı çekelim. Evren bize zaten hani bakar o seviyeye, hangi level'a, hangi düzeye uygunsan seni bir sonraki hayatında öyle bir dersliğe alır. Öyle kafana göre iş yapamazsın. Burada tabii aslan bireysellikle alakalı. Aslan biliyorsunuz koç ve yay gibi ateş burcudur ve bir darma burcudur. Yani yaşam amacıdır darma. Aslan güneş olduğu için egosunu bilir, benliğinin farkında bir burçtur. O anlamda benlik ve ego bilincini en iyi taşıyan güneş zaten. Güneş benlikse, aslan da güçlüyse, demek ki astrolojik olarak aslanın güneş olmasından kaynaklı değil mi? Bir avantajı var. Hani beğenelim beğenmeyelim adam aslan yani ne yapalım? Kıskanmayalım. Orada bireyselliği öğrenmek. Çünkü ego kendisini bilir, tanımlar ve bireysellik öğrenmeye çalışır. Halbuki güneydüğüm kova ise ki bakın kova çağındayız zaten. Bireysel egoları öldüren ve herkesin ya insanlar ne der, toplum ne der, arkadaşlarım ne der sıkıntısı vardır. Ne derlerse desinler kardeşim. Yani kova çağının zaten insanın bireyselliğini ezen bir tarafı var. Yani kendine burada bir tane internet sayfası açıyorsun. Kafi miktarda takipçin yoksa komplekse giriyorsun. Ya da işte oraya bir resmini koyuyorsun. Millet beğeni atmazsa yine komplekse giriyorsun. Ya da gitmişsin saçını berbere yaptırmışsın. Millet dislike atmış. Vay diyorsun. Moralin bozuluyor. İşte burada bireyi kişiyi ezen bir çağda yaşıyoruz. Bunun bilincinde olalım. Ben tabii birey tek başına hayatta toplumdaki diğer insanların tabii 11. toplum değil mi? Cemiyet
arkadaşlar, yani onların ne dediğini umursamayalım demiyorum. Ama şu çok açık ki kendi bireyselliğinizle toplum arasında bir tahterevalli dengesi kurmanız lazım. Ya öbür türlü egonuz ezilir, böyle ciyak ciyak ses çıkar. Ondan sonra da tabii 20 senedir böyle çok yaygın ya, hani egonuzu öldürün filan. Bazıları yazıyor videoların altına: hocam çok egolusunuz filan. Sen de az egolusun kardeş. Pilav üstü şey, az kuru. Şimdi bunu halledeceksin. Sen de aslında az egolu değilsin. O minnacık egonla kendinden daha klas adamları artistik yapabildiğine göre bence senin egon daha yüksek. Ben de öyle düşünüyorum. Gidip her zaman söylüyorum. Hayatta çalışıp bir yere gelmiş insanlar var. Onlara saygı göstereceğine hadsizlik yapıyorsan asıl ego sendedir. Konumuz zaten egonun çok ya da az olması değil. Egonun kalitesi. Kaliteli egoya sahip olur. Karakterli olmaktır bu. Güneş karakteristik bir gezegendir. Uranüs değildir karakteristik bir gezegen. Uranüs toplumun isteklerini yerine getirmeye çalışır. Ama Güneş hepimizin bir tane, değil mi? Haritasında Güneş var, bir burçta ve bir evde. Sen o hangi burçta ve hangi evde ise o, kendini onunla ifade edeceksin. Şimdi benim Güneşim diyelim ki Koç, egzorte. Zaten Güneş yücelmiş. Yani benim güneşim senin güneşinden akıl almaz. Bir de birinci evde, Koç'un evinde. Yani evi de yücelmiş. Duble bir yücelim var burada. Üçüncüsü de birinci evdeki güneş kendisini farkındadır. Birinci evdeki her gezegene kişi fark eder. Yani Merkür'üm var, farkındayım. Venüs'üm var, farkındayım. Ha, senin 12. evdedir güneşin. Sen farkında olmayabilirsin. Ya da TC haritasındaki gibi güneş 5. evdedir. İşin gücün evlenip 3-5 çocuk doğurmaktır. Yani sen 5. evde niye tiyatroyla, sanatla, senaryoyla ya da daha özel şeylerle daha yaratıcı? Çünkü 5. ev aynı zamanda oyun evidir. Burada sen Kuzey Düğüm Aslan'a gidiyorsa sadece çoluk çocuk sahibi olmayı düşüneceğine bir de arada şey yap mesela. Oyun oynamasını, hayatı bir oyun gibi görmesini öğren. Çünkü hayatın, yaşamın amacı zaten bellidir. Bak, o Squid Game'deki film aslında tam bir kova aslan durumunu anlatıyor. Orada toplu halde herkesi atıyorlar bir yere, yüzlerce insan ve aralarından bir kişi kurtuluyor. Sen şimdi böyle bir çağda seni kandırırlar, toplum adına senden hizmet beklerler. Toplum çünkü bireye sürekli bunu yapar ve bireyi inim inim inletir. Yani doğduğun andan itibaren seni bir anne baba, çünkü baba orada devleti, otoriteyi ve Satürn'ü temsil ediyordur. Adam çalışıyordur, işe geliyordur, çocuğuna dikte ediyordur. Çocuğum şöyle otur, böyle kalk, ileride şunu yap, sonra ilkokula gidersin, sonra işte askere gidersin, ne bileyim gidersin, bir takım kurumların içine girer çıkarsın, iş bulursun, hayatın içine çıkarsın, ne olur? Hani Orhan Veli Koç Burcu ya, öyle bir şiiri var. Küçücüktüm küçücüktüm, oltayı attım denize, bir üşüşü verdi balıklar, denizi gördüm diyor. Bir uçurtma yaptım, telli duvaklı, kuyruğu ebem kuşağı renginde gökyüzünü gördüm. Sonu daha acıktı tabii. Büyüdüm, işsiz kaldım, aç kaldım, para kazanmak gerekiyordu. Girdim insanların içine, insanları gördüm. Şimdi oradaki insanlar, yani o toplum, yani o kovanın olduğu 11. seni ezer kardeşim. Sen ezilmeyi de kabul ettiğin için daha anandan babandan başlayarak, evladım ona karışma, evladım buna karışma, ona dikkat et, bilmem ne, itaat et, biat et, mıymıntı ol. Bütün bu mıymıntılıklar senin o güneşini ve egonu ezdiği için, tamam mı? Sen de bunu kabullenmişsin. Bunu kabullenmeyen adamlara, daha devrimci duruş gösteren, daha onurlu adamlara, 39 yaşında dağda ölen Che Guevara'ya, doktor herif, bir daha amele falan değil, amele mücadelesi onu mu ilgilendiriyordu? Ya da 25 yaşında yakışıklı deniz gezmişi mi? Sen kendi işine bak. Millet gidiyor bir davanın peşinde ve bunun için, ki Mustafa Kemal'in de cümlesi o ya. Ne diyor? Ben size ölmeyi emrediyorum diyor. Tamam. Yani daha ötesi yok ki. Bir Japon'un kendisine harekiri yapmasından daha öte bir ego öldürmesi falan mı var? Murakabeler falan, bunlar hayal alemindeler ya. Ben gördüm bu kendilerine işte belirli konularda, efendim biz egoyu öldürdük filan. Bir şey söylerim, söylemeyeceğim. Bana kalsın.
Yapacağınız şey Kuzey Düğüm, madem ki bu herkes için geçerli ama Kuzey Düğüm Aslan'a gidiyorsa sen Güney Düğüm'de topluma içinde bir hiçsen. Çünkü toplumun içinde olmak bazı açılardan hiç olmaktır. Hiç olmaktır. Toplum dediğin şey senin okyanus gibidir. Birey de orada bir damla gibidir. Milyarlarca damla bir bardak su oluşturuyordur. Orada damla tabii kendisini ifade edemez. Benim adım Damla değil, Yücel. Yücel olduğu için ismim, ben yücelmeye çalışıyorum. Sen de ismin neyse o olmaya çalış. Belki o isim sana tevafuken verilmiştir. İnsanlar ismiyle müsemmadırlar, eskilerin tabiriyle. Ay Çarpması romanında onu da anlatıyorum. Herkes burada arzularının peşine düşecek. Çünkü ego satisfaction'dır, tatmindir. Dünyaya sen egonu tatmin etmek için geliyorsun. Eğer tatmin edemezsen egonu, valla gözün arkada gider. Gözü arkada gitmek tabiri oradandır. Ha, çocuk mu istiyorsun kardeşim? Yap 3-5 tane. Sana engel olan mı var? Ama bunu yapmayanlara ya da başka bir yaşam amacı kendine seçmiş olanlara hikaye anlatma. Toplum sana diyor ki şu yaşa geldin şunu yap, bu yaşa geldin bunu yap, şu yaşta evlen, bu yaşta çocuk sahibi ol. Yok 20-30 sene borçtan ev al, üst önüne bir tane teneke araba koy, o olmadı bir tane yazlık al. Pışık. Bana bunlar komik geliyor. Ben bunların hepsini 20'li yaşlarda yaptım, sonra elimin tersiyle attım yani. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisini oku. En tepe bellidir yani. Kendini gerçekleştireceksin. Burada Kuzey Düğüm Aslan'a 5'e gidiyorsa daha yaratıcı işler var. Sen 5. evde sadece ne yapıyorsun? Memleket altılı toto oynuyor, altılı oynuyor. At yarışı, beygir yarışı, 1.000 liraya koyun almış. 100 katına çıkarsa yok işte 100.000 lirası olacak. Böyle hayal alemi işleri. Kısa yoldan işte adamın tipine, şekline, aklına, birikimine falan bakmaksızın sırf çocuk olsun da nasıl olursa olsun. Cem Meriç'in güzel bir lafı var. Ne diyor? Kadın diyor yılandan da peydahlasa diyor çocuğunu sever. Biz Birleşmiş Milletler'de New York'ta çalıştım ben bir süre gönüllü. Orada Sırplılar işte tecavüz etmişler Bosnalı kadınlara ve çocukları olmuş. Emin ol tecavüz bebeği de olsa kadın o çocuğu seviyor. Ha, şimdi buna kadar doğru tabii. Tartışmaya çok açık bir durum var burada. O yüzden de herkes tabii herkes aleme kendi aynasından bakar. Benim tabii baktığım ayna başka bir ayna. Ben tabii farklı bakış açılarına ben haklıyım diye söylemiyorum zaten. Öyle bir derdim de yok. Bu benim deneyimim. Bu benim şu anki yaşamın yani kova çağının bize ne getiriyorsa o çağa uyumlanma çabamdır bu. Sen hala balık çağına uyarlanmaya çalışıyorsan dinozorlar gibi yok olur gidersin. Bekleyelim zaten. Çok fazla vakti kalmadı kimsenin. Etrafa baktığınızda zaten hayatı anlarsınız. Hala anlayamıyorsanız diyecek bir şeyim yok. Suçu yani birilerinin üstüne atmayın. Suç 8 milyarın tamamınındır. Çünkü biz 8 milyar insan olarak belirli durumlarda belirli tavırları gösterdik. Aslına bakarsanız ben bu konu üzerine çok düşündüm. Yani mağara devrinden beri 250 bin yıllık Homo sapiens küçücük orta kulak iltihabından da ölüyordu. Antibiyotik bulunmadığı için. Ya da çiçek hastalığına ya da bir sıtma işte bir sivrisinek seni sokuyordu ölüyordun. Ya da vahşi doğada bir hayvanın saldırısına maruz kalıp ne yapıyordun? Ölüyordun. O yüzden de dünya bizim kolektif bilinç dışı alanımızda. İnsanların tamamı için konuşuyorum. Milyarlarca kadın tecavüze uğradı mağara devrinden beri. Milyarlarca insan şiddete uğradı. Şiddetin hem de her türlüsüne ve biz öldük, biz öldürüldük, gittik geldik, gittik geldik. Bu bilgiler burada bir yerde duruyor. Zaten dünyayı şu an yok etmeye çalışma çabamız o. Sen zengini atıyorsun suçu ama bir çift ayakkabı aldığında yine Amazon ormanları kesiliyor. Değişen bir şey yok. Sen altına araba aldığında petrol kullanıyorsun, doğayı tahrip ediyorsun. Hatta en masumu değil mi? Kitap yazıyorum, yazarım ben. O kitaplar basılsın diye ağaçlar kesiliyor arkadaşlar. O yüzden kimse kendini kandırmasın, kimse masum filan değil. Bence insanlığın ortak amacı ne biliyor musunuz? Dünyayı yok etmek bir an önce. Çünkü bu gezegen de bizi yok ediyor. Santim santim. Bazıları diyor ya gezegeni koruyalım. Bazen içimden şöyle diyorum ya şu gezegen yok olsa da artık insanlar bedenlenmese bu gezegene gelip burada acı çekmese var mı? Bak böyle düşünen ben mühendisler tanıdım Amerika'da mühendislik yaparken. O da gezegeni yok etmek istiyor. Şimdi çok faşistçe geliyor değil mi size? Dünya da faşist. Sen her şeyi çok doğru yapıyorsun, çok güzel yaptığını iddia ediyorsun. Hiç kimseye dokunmuyorsun, ahlaklısın, çalışıyorsun, para kazanıyorsun. Neyse ne bileyim ben. Sonra bir an geliyor.
Doktora gidiyorsun, doktor diyor ki akciğer kanserisin, 3 ay ömrüm var. İşte bu kadar ya. Yani senin hücrelerin bile kendine düşman. O yüzden de insanın tabii imha etme güdüsü var. Burada tabii kuzey-güney düğümleri, yani aslan ve kova aksını dengelerken bir tahtaravalin dengesi gibi, orada egoya çok basıp ondan sonra cemiyeti de havaya uçuramazsınız. Burada bir denge kurulması gerekir. Hayat, her zaman söylüyorum, ne derler İslam'da? İfrat ve tefrit aynı şeydir. Ayarlı olmak lazım. Ülkemin en büyük sorunu ayarsızlık. Hadsizlik de buna eklendi. İkisi tabii facia. Evet, iradeyi, benliği güçlendirme noktası. Güneş tabii irademizdir bizim. Bir kere direkt karakteristik özelliğimiz. Bakın, kişilik demiyorum, karakteristik özellik diyorum. Cemiyet sana bir kişilik katar. Oturma, kalkma, işte eğitim, ne bileyim inanç vesaire gibi bir takım kültürel bağlamlarda senin bir karakterin vardır doğuştan. O karakterin üstüne kişilik makyaj gibidir aslında. Yani kişilik çok önemli bir şey değildir. Osho'nun sevdiğim bir lafı vardır: kişiliksiz olun diyor. Karakterli olmak kişilikli olmaktan çok daha önemlidir. Karakter Arapça'da ıra demektir. Irsi, yani doğuştan gelen. Kişilik ise personality'dir. Yani big character der mesela Amerikalılar. Personal demezler. Person dediğin şahıs, egonun, yani güneşin, yani karakterin içine doğduğu burca, düştüğü burca ve eve göre bir kişiliğe ne yapar? Tabi olur. Birinci evde ben güçlü güneşimle ve birinci evde ben kendi karakterimi oluşturmaya çalışıyorum. Ben senin kişilik dediğin şeyle uğraşmıyorum arkadaş. Sen gidersin güneşini dördüncü eve düşürürsün. Dördüncü evde güneş bas bas bağırır: anacığını dinle, aileni dinle. Ben dinlemiyorum abi, dinlemeyeceğim de niye dinleyeyim? O zaman ben nasıl karakter olacağım? Sen dinle. Sana dinleme diyen mi var? Çıkma ananın babanın sözünden. Onlar gibi başarılı hayatta. Çalış baban gibi, eşek olma. Ne diyeyim yani? O yüzden de bu kuzey düğümü, aslanı özellikle çok iyi anlamak lazım. Güneşi iyi anlamak lazım. Bu varoluşunuzu başkalarına vermeyin. Güneş gidip 12'ye de düşebilir. İşte TC haritasında ay nerede? 12'de. Şimdi burada zor bir eve düştüyse, özellikle güneş ve ay gibi, çünkü ay bizim duygularımız ve içsel alemimiz, haliyle de anneden getirdiğimiz karma, güneş babadan getirdiğimiz karma ve benliğimizle alakalı. Burada ne yapılması lazım o zaman? Hangi eve düşerse düşsün, en azından o evde kendini adam gibi var edeceksin. Yoksa o güneş, güneş değildir ya. Ben güneşe güneş demem diyormuşum, güneş benim olmadıkça filan. Coşku lazım burada, coşku vereceksin. Ateş, çünkü ateş coşkudur. Özgüvendir. Risk almaktır. Risk alacaksın. Çünkü yaşam amacını, adlerim vardır o, kişinin yaşam amacı neyse kişiliği ona göre şekillenir. Şimdi senin yaşam amacın ne? Yaşam amacın bir tane eş bulup ondan da iki tane çocuk araklayıp mümkünse de işte bir tane ev, dingil bir araba filan, böyle bir yaşam amacın da ne olur ki yani? Tamam, bunlar olsun olmasın demiyorum da. Ama yani bu mudur yani bütün hayat? Bilmiyorum. Düşünmek lazım üzerine. Burası tabii çocuk evi ama burada çocuk gibi oyun oynamasını da bileceksin. Çocuksu olacaksın, oyun oynayacaksın. Hayatı bir keyif gibi. Çünkü beşinci ev evlenmedir, bahardır, gazinodur filan. Arada böyle şey yapacaksın. İçeceksin, Ankara'nın namık gibi dans edeceksin. Oyun oyna yani. Ve kuzeye giderken de şunu unutma. Hani Nietzsche'nin bir lafı var diyor ya, sanatçılar diyor insanların gözleriyle beslenirler, ellerinden alkış kemirirler. Nietzsche sallamasın şimdi, kendisi sanatçı yani. Bundan çekinme. Geçmişte güney düğüm, kova ya da 11. evle toplum içinde hani arkadaş, çevre bir şeyler edindin ya, o bilgiyi burada unutma, onu da bu tarafa taşı, burada da git tiyatro yap. Yani topla o grubu, grup da seni sevsin, seni alkışlasın. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ben buradan diyelim ki ders veriyorum. Derslerimi dinleyen değil mi insanlar var. Ben ne yapıyorum? Hem egomu tatmin ediyorum, hem o insanlara bir grubu, yani etrafıma toplayarak onlarla bir ilişkinin içine giriyorum. Burada tabii bu dengeyi ne yapmak lazım? Çok iyi kurmak lazım. Tabii geride bırakman gereken eğilimler, hani güney düğümde kovadan, bu ait olma duygusuyla toplum ne der, o ne der, bu ne der duygusuna fazla takılıyorsundur. Bu işte kova çağının sorunu olduğu gibi güneyi kova ya da 11. ev olan insanların da sorunu. O ne der, bu ne der, toplum ne der,
Arkadaşlarım ne der? Kardeşim, tamam. Arkadaşımız, dostumuz, onların fikirleri bizim için değerlidir. Tabii toplumun da, bakın, oradan birileri bana ayar veriyor, dinliyorum. Yani Berna bakıyor işte, diyor ki hocam şu şu tepkiler var, ya da işte şu şu talepler var. İşte ben de ona göre ne yapıyorum? Kendimi uyarlamaya çalışıyorum. Ben şimdi burada kalkıp Don Kişot gibi yel değirmenlerine mızrakla falan saldıramam. Ben Don Kişot değilim yani. Evet. Siz de öyle olmayın. Yani onu bir dinleyin, toplumu, okey, ama burada egonu gerçekleştirmek ve kişiler egolarını gerçekleştirdiğinde, çünkü güneş yıldızdır, yıldız deriz ya, star filan, parlamaya kalktığında toplumda tepki gösterirler. İnsanlar da böyledir. Yani bu ülkede değil mi? Ünlü, paralı ya da işte profesyonel meslek sahibi ya da bizden daha yakışıklı, daha iyi imkanlara sahip insanlar var. Ne yapıyoruz? Hasetlik yapıyoruz. Bu doğru mu peki? Ne yapalım? Aslında sen de onu istemiyor musun? İstiyorsun ama yapamamışsın. Yapamayınca da hasetlik yapıyorsun. Bunu yapma en azından. Bunu yapma ki bir sonraki hayatta belki sen de öyle bir pozisyon tarafından, Tanrı tarafından ödüllendirilirsin. Belli mi olur? Soğuk ve uzak durmak bazen tabii bu bir soğukluk yaratabiliyor kovada. Bunu yapma. Daha sıcak ol. Daha samimi. Ateş burçlarında vardır yani bizde böyle ateş filan işte. O samimiyet, o bir sıcaklık. Çünkü ateş olmayan yerden ne deriz? Duman çıkmaz deriz. Ateş kendini belli eder. Yani saklamaz. Saklamadığı için de haliyle nasıl söyleyeyim? Daha belirgin bir şeydir. Daha belirgin olmak da insanlara bir açıdan hani sevmeyiz etmeyiz belki, bazen gıcık kaparız ama nasıl söyleyeyim, daha güvende hissedersin ya, en azından biliyorsundur, söylüyordur, söylüyordur. Söylemek iyidir, siz de söyleyin, kaybetmekten korkmayın. Bazen burada kişi tabii kova güney düğümle eyleme geçmek için başkaları tarafından iteklenmeyi bekleyebilir. Çünkü alışmıştır toplumsallığa, bir toplumun içinde birey olmaya, ama bu sefer bu hayatta kendi başına birey olmayı öğreniyordur. Kendi başına birey olmayı öğrenmek de kendi başına eyleme geçmeyi gerektirir. Ama işte ya beni birileri ittirsin falan diye bekler. Bu böyle bir atalet, tembellik yaratabilir. Bazen daha fazla bilgi toplamaya çalışır. Bakın arkadaşlar, bu da çok riskli bir şey, onu söyleyeyim ben. Şimdi Merkür'ün üst oktav olduğu için Uranüs bilginin yayılımı ve dağılımı ile alakalı ve Uranüs tabi gök tanrı olduğu için internet üzerinden yapıyor bunu ve insanlar herhangi bir konuda tabi 1 milyon siteye giriyor bu falan filan derken ne oluyor? Ekstra bilgiden kaynaklı malumat furuş der eskiler. Bu sefer de gerçekten uzaklaşıyorlar. Yani bilgiyi sürekli biriktirerek siz bir şey yapamazsınız hayatta. Bilgi tabii önemli bir şeydir. Ama ne yapacaksın? Belirli bir bilgiyi de yani pratikte yaşayacaksın. Hani neydi o şiirin adı? Beni ilimle anla ilk gözüm, felsefeyle anla ve tarihle yargılan. İşte yani bildiklerini tabii doğruyla yanlış oluyor, o zaman anlayabilirsin. Yani şimdi bir şeyi hayata geçirip onun doğru mu yanlış mı olduğunu, o bilginin görmek için eyleme geçmek zorundasın. Bildiklerini yüzleştir hayatla ve sınamaktan korkma diyor. Doğru ile yanlışı o zaman anlayabilir ve ayırt edebilirsin. Bunu istiyorum. Bunu yapın. Sürekli bilgilenip bilgilenip oradan bilgi, buradan bilgi. Sovat. Neticede hiçbir şey yok. Evet. Musakka tarifine YouTube'dan bakarak musakka yapamazsın arkadaş. Onu yapacaksın, kendin göreceksin. Belki kıvamını yakalayıncaya kadar kilolarca musakkaya patlıcana kıyacaksın. Ama yapacak bir şey yok, bu böyledir. Bunu yapın. Toplum tarafından onay görme takıntısından vazgeçin. Karakteristik güneşinize rücu edin. Yani aslan olmaya gitmek bunu anlamaktır. Çünkü dispozitörü aslan oluyor kuzey düğüm orada olduğunda. Ve tabii dispozitöre daima bakın. Dispozitör düğümü nereye getiriyor? Yani güney düğümü kişinin kovadadır. Herkesin Uranüs aynı yerde değildir. Kuzeyiniz aslandır. Ama onun tabii kuzey düğümü aynı yer değildir. Ya da 5. evdedir. Bulunduğu ev bu hangisi ise dispozitörü bu sefer doğudur. Dispozitöre kulak verin. Yani benim diyelim ki kuzey düğüm Oğlak ve
10. evde dispozitör kim? Satürn. Nereye gitmiş? İkizlere, 3. eve. Demek ki bilginin toplanması, yayılması, yazılması, yazı yazmak, eğitim vesaire vesaire vesaire. Ve seyahatle öğrenmek tabii. Gezerek, tozarak öğrenmek. Öyle ilkokulda hocaların dediği gibi değil. Çok gezen mi bilir, çok okuyan mı bilir? Tabii ki ikisi birden. Hem gezeceksin hem okuyacaksın. Nasıl yani? Böyle bir şey olabilir mi ya? Sağ bacak mı, sol bacak mı filan. Komedi ya. Bu millette bir şey var ha. Siyah mı, beyaz mı filan. Gri gri. Siyah da değil, beyaz da değil. O yüzden iki tarafı da gözden geçirin. O doğru, bu yanlış. O iyi, bu kötü. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Evet. Eyleme geçmek dedik. Ateş eylemdir dedik. Darmadır çünkü yaşam amacıdır. Sürekli onun bunun peşine takılarak. Yok orada top trend oldu. Tabir galiba o. İşte hashtagler var, bir trend var. Herkes oraya bir koşturu veriyor falan. Nereye koşturuyor ne abi? Kim bilmem neyim hıyar diyor. Bir avuç tuz alıp koşturuyorsun. Bırak kitle nereye koşuyorsa koşsun. Bireyliğini yaşa, bireyselliğini yaşa. Kendini çünkü gerçekleştirmek önemli. Tabii ki Konfüçyus'un muydu laf? İşte başkalarını anlamak bilgelikse insanın kendini anlaması aydınlanmanın yoludur. Bilgeliği geçin. Önemli olan aydınlanmaktır. Bilgelik bile bir fazdır. Aydınlanmak, aydınlanmış bir zihin, aydınlanmış bir ruh evrenle daha doğru bir akışın içerisine girer. Ve o akışta kendini daha huzurlu hisseder. Çünkü evrenin amacı zaten şeydir, bir dengedir adı üstünde. Kozmos diyoruz. Kaos demiyoruz. Kaos Yunan mitolojisinde kozmosun babasıdır. Aslında başlangıçta kaos var. Daha sonra da kozmos yani düzen oluşuyor. Amaç burada düzen. Ha sonuçta kozmos da dağılabilir milyar yıl sonra. Yine kaosa dönüşebilir. Doğrudur bunlar birbirlerini böyle takip ederler. Burada kuzey düğümde sen bir kozmoza gidiyormuşsun gibi düşün. Güney düğümde kaos gibi düşün. Zaten orada bir kaos yaşadık ki biz buradayız. Burası üstü açık bir nevi eğitim merkezi dünya. 5000 yıldır işte yazılı kitaplar var. Okuma yazmayı bile daha 5000 yıldır biliyor dünya. Ama bu nedir bu? Milyarlarca yıllık bir evrende aslında hiçbir şey. Hiçbir şey. Sadece hiçbir şey. Evet, çocukların enerjisine, çocuklarla alakalı bir şey yapabilirsin. Eğlence merkezlerinde çalışabilirsin. Luna Park filan, gazino, bar filan. Yani aslan olan tarafı, kumarhanede de çalışabilirsin. Şeyden zevk alırsın zaten, spekülasyondan. Orada bir daima işte bir kazanç ya da kaybetme korkusu yaşanır. Aşkta da zaten bu vardır. O zaten kaybetme korkusu ne yapıyor? Aşıkları daha böyle bir hararetlendiriyor. Burada tabii aşk peşinde, çocuk peşinde olmak, beşinci ev konularına tabii ihtiyaç duymak. Fakat bunu da ne yapmalı? Çok abartmamalı. Bu sefer de fazla aslan olursun, ateş olursun, yanarsın yani cayır cayır. Bu taraftaki kovayı da unutmayıp, çünkü o kovalarda vardır o hani bir ilişki kurarken. Zaten günümüz dünyasında göreceksiniz. İlerledikçe özellikle bu 90'lı 2000'lerde kova çağına doğdukları için özellikle 2000'li ve sonrası. Çocuk da belki istemeyecekler. Çocuğun karşısında bir yer. Zaten bilim kurgu filmlerinde var ya işte I Am Mother filmini ben anlayayım. Orada robot işte bir çocuk büyütüyor ya. Çocukta bir embriyonu var ve bir kuvezde, bir laboratuvarda büyütülüyor. Böyle bir çağa girdik biz artık. O yüzden de burada tabii aslanın bazı simgeleri ne yapacaktır? Sarsılıp yok olacaktır. Çünkü kova çağı olduğu için kova taraf biraz daha baskın olacak. Aslan çağında değiliz, kova çağındayız. Çünkü çağın da sizi desteklemesi lazım. Ya da dediğim gibi Jüpiter transiti yaşıyorsunuzdur. Birinci evinizden geçiyordur. Fakat size sevimsiz şeyler getirebilir. Çünkü Vedik'te de belki Ketu, Güney Karmik, Ay düğümü daşanızdasınızdır. İkisi bir üst üste gelir. Bu sefer o Jüpiter'in birinci evdeki durumu size Jüpiter iyi bir şey getireceğine acılı, sıkıntılı bir şey getirerek size eğitiyor olabilir. Ama hem Jüpiter periyodundasınızdır Vedik'te, Batı'da da Jüpiter'in transitini yaşıyorsunuzdur. Oh, böyle bir süperpoze olur. Üst üste biner Jüpiter'ler. Bu sefer de korkunç kısmet ve daha olumlu, daha anlamlı şeyleri yaşatabilir. O yüzden ikisini sentezlemeden ne yapamam? Yorum yapamam. Yaptığını iddia eden sadece Vedikçi, sadece Batı sistemi bilenler de kusura bakmasınlar. Eksik biliyorlar. Tek ayaklı kurşun asker onlar. Evet, yaratıcı ol, sahnede iş bul.
tiyatroda çalış olabilir. Gir bir gruba o bu filan. Sanat korosu filan. Arada işten çıkınca filan. Makam okuyun. Gırtlak çakla da daha şey olur, güçlenir. Bizim gırtlağa konuşmayı ayarlama sebebimiz asker okullarda bize sürekli marş okuturlar. Aslında her asker biraz da sanatçıdır marş okuduğu için. Şarkı bestelenmiş. Evet, ne güzel. İstiklal Marşı da okuyorduk değil mi çocukken filan. Evet, arkadaşların etrafında topla, yaratıcı ol. Alkış istiyorsan bunu tabii ki yap. Buna hakkım var. Ama dediğim gibi o kova, aslan, 11. ev, 5. ev dengesini ne yap? Her zaman kur diyorum. Evet arkadaşlar, bir sonraki derste yine devam edeceğiz. Bırakıyorum şu an, işim var benim. Kendinize iyi bakın diyorum. Özellikle her zaman söylüyorum, talebelerimi çok seviyorum. Talep ediyorsunuz çünkü. Talebe talep etmekten gelir. Siz talep edin, ben talep ettiğinizce vereceğim. Merak etmeyin. Daha anlatılacak çok şey var. Konuşulacak çok şey var. Uzun yıllar beraber olacağız. Bu iş böyle bir şey. Hakkınızı da helal edin yani.